Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken Altaşan Haber Bülteni ile karşınızdayız. İlk haberle bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3,5 yıl aranın ardından yarın Ordu'ya geliyor. Altınordu ilçesinde fındık fiyatını açıklayacak olan Erdoğan, 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini de gerçekleştirecek. Ordu tarihi güne hazırlanıyor. Karadeniz'in fındık kenti Ordu. 3,5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağırlayacak. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda ordularla buluşacak olan Cumhurbaşkanı, 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel ziyarette yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığın taban fiyatını da açıklayacak. Fındıkla ilgili olan herkesin gözü kulağı yarın Ordu'da olacak. 2022 yılı fındık fiyatını Ordu'dan açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için şimdilik 16'daki programı haricinde ekstra bir durum bulunmuyor. Öte yandan Ordu Emniyeti de yazılı bir duyuruyla Atatürk ve Mehmetçik bulvarları, Sahil Yolu, Soya, Süleyman Felek, Hükümet Kışla, Temel Uzlu, Mürüvvet Sıtkı, Lise Fevzi Çakmak caddeleriyle Hamam Deresi Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların kaldırılmasını istedi. Kaldırılmayan araçların 30 Temmuz saat 1'den itibaren çekiciyle çekileceği ifade edildi. Fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak olan Erdoğan'ın mitingine artık saatler kaldı. Miting öncesi üreticilere fındık fiyatının kaç lira açıklanması gerektiğini sorduk. 45 lira açıklanmalı diyen de oldu, 75 lira isteyendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretine artık saatler kaldı. Fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak olan Erdoğan'ın mitingi heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı miting öncesi üreticilere fındık fiyatının kaç lira açıklanması gerektiğini sorduk. 45 lira açıklanmalı diyen de oldu, 75 lira isteyen de. Şimdi emekliler maaşlarını alırken %70 enflasyon var dediler. Ne yaptılar? %42, onda 2 zam aldılar. Şimdi yine enflasyon %70 dediler. Geçen seneki fındık fiyatı 26,5. Bu sene %70 verseler 45 lira fındığın fiyatı. 75. Neden 75? Fındık %200 artar da her şey. O da %200 arttı mı da ne olur? Ya 100 olur ya 75. Her şey 3 katı değil 5 katı arttı. Şu an 75 lira olması lazım. Geçen sene 25 liraydı fındık, 26 liraydı. 75 lira olması lazım fındığın kilosunun. Çiftçiye destek olması için böyle olması gerekiyor. 70-75 olması lazım. Çok çok masraflı fındık bizler için. Her türlü bakımı parayla. 65 lira olması lazım yani. Yeter yani. Ne açıklarsa yeter. Anladın mı? Maaş olmuş 7,5 milyon. Öbürünün maaşı olmuş 5 milyar. Öbürünün olmuş 10 milyar. Niye bu milyar yetersiz, doyumsuz? Evde oturuyor. Adam oraya bahçe bahçalamaya gelmiyor. 250 milyon vereyim adama yiyemiyor adam gelmiyor. 60 bacak bacak üstüne. Gelmiyor adam. Hazır alışmışlar. 50 konuşsunlar bunlar. Yine başbakan baştadır cumhurbaşkanı. Bunlar boş konuşuyor. Boş boş. Vallahi benim gönlüme kalırsa 60 derim. Ben öyle diyorum ama 35-40'ı geçmez. Vallahi fındık fiyatı bence en az 50-55 olması lazım. Bundan aşağısı zaten kurtarmaz. Ama tahminim cumhurbaşkanı 45-40'ı geçmez yani. Vallahi en güzeli 60 lira. Orta yolu 60 lira. Aşağı olmaz yukarı olsun. Vallahi 3,5 dolardan herhalde zannedersem ama ben 55 ile 65 arası bekliyorum. Tahminime göre en az 65. Ordu'da toplanan komisyon fındık hasat tarihlerini belirledi. İşte sahil, orta ve yüksek kesim için fındık hasat tarihleri. Ordu'nun ve bölgenin ana geçim kaynağı fındık için hareketli günler geldi çattı. Hasata sayılı günler kala üreticiler de artık son hazırlıklarını yapmaya, kendilerini ve bahçelerini hasada hazırlamaya başladı. Fındıkta rekolte tahmin çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı fiyata ve açıklanacak hasat tarihlerine çevrildi. Fındık hasat tarihleri için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Ordu'daki fındık hasat tarihleri belirlendi. Toplantıdan çıkan tarihlere göre Ordu'da sahil kesimin 18 Ağustos, orta kesimin 16 Ağustos, yüksek kesim ise 24 Ağustos tarihlerinde fındık
hasadına başlaması uygun görüldü. Bu tarihten önce üreticilerin kesinlikle fındık hasadına başlamamaları istendi. Fındığın kalitesinin bozulmaması için üreticilerin erken hasattan kaçınmaları gerekiyor. Açıklanan tarihten önce fındık hasadına başlayanların ürünlerine zarar verebileceklerini de unutmamaları gerekiyor. Solutürk, Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Teknofest 2020 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu nefesleri kesti. Solutürk gösteri ekibi Ordu'da gösteri kabarttı. Şöyle geliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solutürk, Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Teknofest 2022 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu nefesleri kesti. Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen gösteri uçuşu binlerce ordulu tarafından soluksuz takip edildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan ekip, izleyenleri heyecanlandırdı. Solutürk ordulara eşsiz bir gösteri sunarak Teknofest heyecanını doruğa çıkardı. Solutürk ekibinin havada bir savaş uçağıyla yaptığı gösteri etkinliğin coşkusunu da arttırdı. Birbirinden zorlu manevralar izleyicileri mest etti. Bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ordu'nun Aybastı ilçesinde çatı izolasyonu yaparken dengesini kaybeden Cemil Aydın çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Çatı izolasyonu yaparken metrelerce yüksekten düştü, hayatını kaybetti. Üzücü olay Aybastı Merkez Gölköy Caddesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı karşısında meydana geldi. 49 yaşındaki Cemil Aydın, çatı izolasyonu yaptığı esnada dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Cemil Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sefalık mahallesinden olduğu öğrenilen iki çocuk babası Cemil Aydın'ın cenazesiyle ilgili savcılık incelemesi yapıldığı bildirildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş yüz yüze 100 gün programında konuştu. Muhalefet partisi söyledi diye değil, vatandaş söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti yapar dedi. Ana muhalefet partisi artık ana muhalefet partisi kalmadı da Türkiye'nin ikinci partisi diyelim. Biz söylüyoruz da siz yapıyorsunuz demeye başladılar. Aferin, biraz pozitif gündemi takip etmelerinde fayda var. Ancak şunu söyleyeyim. Biz prensip olarak 20 yıldır iktidarda, onlarca yıldır siyasetin içerisinde olan bir partiyiz. Bir siyasi hareketiz. Bizim siyasi harekette tek emir aldığımız yer vardır. O da bizatihi vatandaşın kendisidir, milletin kendisidir, milletin kamuoyunun görüşüdür. Biz vatandaşlarımız dinleriz, görüşlerini alırız, taleplerini alırız ve siyaset olarak da buna çözüm üretmeye çalışırız. Asgari ücrette problem var mı? Vatandaş konuşuyor mu? O bizim masamızdadır. Emeklilerin problemi var mı? O bizim masamızdadır.
Üreticilerin problemi var mı? Bizim masamızdadır. EYT meselesi var mı? Bizim masamızdadır. Yani vatandaşımız ne konuşuyorsa, şu çarşıda ne konuşuluyorsa her şey hükümetin masasındadır. Öncelikler, imkanlar ve bir zamanlama içerisinde bunların çözümü için gayret sarf ederiz. Sadece yılbaşından bu yana attığımız adımları şöyle bir gözden geçirmenizi bir kere daha sizlerden istirham ederim. Yani Türkiye'nin muhalefet partisi söyledi diye değil, muhalefet partileri söyledi diye değil, onlar söylediği için değil, vatandaş söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti yapar. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Altın Ordu İlçe Başkanı Selman Ataş, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek herkese 30 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği mitinge davet etti. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Vekil Gündoğdu'nun ilk adresi Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Naci Şanlıtürk ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Cumhur İttifakı'nın adayı zaten Sayın Genel Başkanımız tarafından da aday olarak açıklandı. Bu seçimlerden önce herhalde son hasat olacak. Onun için bu verilecek fiyat da önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza fındık üreticisinin yüzünü bu zamana kadar güldürdü. Buna güveniyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak da biz hep meydanda olacağız. Bu çalışmaları biz dün akşam ilçe yönetimlerine burada toplantı topladık. Merkez ilçe yönetimiyle birlikte. Ciddi manada elimizden ne geliyorsa Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl teşkilatları olarak mitinge yoğun desteğimizi vereceğiz. Gündoğdu ise Cumhur İttifakı ortaklarını 30 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı tabana daha iyi yayılmalı. Onun için de bizim birlikteliğimiz, beraberliğimiz artmalı. Bizim orduda üzerimize ne düşüyorsa biz her daim yapmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü bu ittifak sizin de ifade ettiğiniz, devlet hocamın da dile getirdiği gibi pazara kadar değil mezara kadar olacak demişti. Bu ülkenin milliyetçi muhafazakar kesimlerini temsil eden bir camiye olarak, iki camiye olarak bu ülkeyi daha iyi noktaya taşımak için gece gündüz demeden hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Devlet Hocamız gece gündüz demeden mücadele veriyorlar. Biz de o mücadeleye omuz vermek için sahalardayız. Onlara destek vermek için sahadayız sizlerle birlikte. Gündoğdu fındık fiyatının açıklanacağı mitingde önemli yatırımların açılışının da gerçekleştirileceğini söyledi. Cumartesi günü saat 4'te gerçekleştirilecek olan mitingde Karadeniz bölgesini ilgilendiren fındık fiyatıyla ilgili bir açıklama gerçekleştirilecek. Bir de Ordu'ya bugüne kadar işte son 2 yılda yapılan yatırımların açılışlarıyla ilgili bir açılış töreni de olacak. Devlet töreni. Ayrıyeten özel firmaların açılışı da olacak. İslam'a dönük firmaların açılışı olacak. Çünkü muhalefet söylüyor ya İslam nerede diyor. Evet İslam burada. Burada da var, Ordu'da da var, Fatsa'da da var, Ünye'de de var. 3 ilçemizde de OSEB'lerin Ordu 2. OSEB çalışması devam ediyor. Fatsa'da OSEB genişletilmesi var. Ünye'de yeni bir OSEB alanı açıyoruz. Buralarda çalışmalar var. Fatsa OSEB'deki fabrikaların yeni kurulan, yeni İslam açılan fabrikaların da açılışı da olmuş olacak. Gündoğdu'nun bir sonraki ziyaret durağı Altın Ordu Muhtarlar Derneği oldu. Gündoğdu'ya burada AK Parti Altın Ordu İlçe Başkanı Selman Altaş da eşlik etti. Dernek Başkanı Olgun Öztürk ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Gündoğdu ve Altaş herkesi büyük mitinge davet etti. Bildiğiniz gibi cumartesi günü Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge gelecek. Bu mitingde toplu açılış ve özellikle bizim için tabii en kıymetli olan fındık taban fiyatını verecek. Biz de teşkilatlar olarak haber aldığımız ilk andan itibaren hem vatandaşlarımızı, STK'larımızı geziyoruz. Cumhurbaşkanımızı karşılamaya mitinge davet ediyoruz. Bu hasretle sizleri de mitingimizde bekliyoruz. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda ben de hepinizi davet ediyorum. Orada Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Tabii açıklarken kalabalığı görürse 1-2 lira daha yüksek verebilir yani onu da söyleyeyim. Yani ona da millet desin ki sahip çıktı bunda fındık fiyatı için buraya geldi diyelim biz de. Gündoğdu vekil olarak problemlerin çözülmesi noktasında aktif rol üstlendiklerini de sözlerine ekledi. Biz sizlerle paydaşız. Size gelen talepleri siz bize, biz de çözebildiğimiz yerlerden çözmeye çalışıp çözüme kavuşturduğumuz konular da oluyor. Ama tabii kolay bir mesele değil. Türkiye her geçen gün gelişiyor ve her geçen gün Türkiye'nin kendine
has problemler ortaya çıkıyor. Her mahallenin kendine has problemler ortaya çıkıyor. Her sokağın kendine has problemler ortaya çıkıyor. Bu problemleri çözmek de şöyle değil. Yetki kimin elinde olursa olsun anında çözme kabiliyeti kimsenin yok arkadaşlar. Bunun bir süresi var, bir zamanı var. Bu zaman ve bu süre içerisinde elbette birçok mesele çözüme kavuşuyor. Gündoğdu ve beraberindeki heyet Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve yönetimini de ziyaret etti. 30 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti. Son yıllarda birçok başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapan Ordu'da Teknofest rüzgarı esmeye başladı. Teknofest, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz'de esmeye devam ediyor. 29-31 Temmuz tarihleri arasında Altınordu ilçesinde Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilecek olan festival yoğun katılımla başladı. Teknofest Karadeniz'in Ordu ayağında karma sürü simülasyon, sürü robotlar, sağlıkta yapay zeka, jet motor tasarım, akıllı ulaşım, tarım teknolojileri, tarımsal iki yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenlenecek. Ordu'da gerçekleşecek yarışmalara 81 ilden toplamda 14.952 takım başvurusu alındı. Ordu Valisi Tuncay Sonel açılış programında yaptığı konuşmada gençlere seslendi. Sizler bizim geleceğimizsiniz dedi. Sizleri burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası Karadeniz'in en nadide köşelerinden bir tanesi. Ülkemizin her köşesi güzel. Bu toprakları vatan yapan ecdadımıza karşı hepimizin sorumluluğu var. Sizler bizim için çok önemlisiniz sevgili gençler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda güçlü temsil etmeliyiz. İnşallah sizlerin arasında milli teknolojiye katkı yapacak Nobel ödüllü nice aziz sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Biz bunun için dua ediyoruz. Binlerce öğrencimiz var. Her biri bizim için çok kıymetli bu gençler. Ve burada bir Teknofest ekibi var. Selçuk Bayraktar başta olmak üzere çok kıymetli bilim insanımız, değerimiz, Ömer Akçam kardeşimiz ve ekibi perde arkasında bu sahanın hazırlanmasında emeği geçen temizlik işçisinden mühendisine kadar hepsinden Allah razı olsun. Ve çalışmalarımızda her daim desteğini gördüğümüz ve himayelerinde çalışmaktan büyük bir onur duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızdan ki yarın ilimizi teşrif edecekler ve 3 gün bu Teknofest Festivali şehrimizde devam edecek. Coşku var şehrimizde. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacırsa, Ordu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler ve Ordu Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Bize organizasyonun ilk adımından bugüne dek en güzel haliyle ev sahipliği yapan çok değerli valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm paydaşlarımıza, tüm Teknofest paydaşları adına, 101 kurumumuz adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye kritik bir eşiği, tarihi bir eşiği atlıyor ve tarih boyunca yüklendiği misyonu medeniyetimiz yeniden taşımaya hazırlanıyor. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesine imza atıyor. Türkiye bugün kritik savunma sanayi ürünlerini başkalarından satın almanın peşinde koşan bir ülke değil artık. Türkiye kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleri, kabiliyetleriyle karşılayabilen, hem kendi hedefleri doğrultusunda hem dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilen bir ülke. Türkiye yüksek teknolojide geliştirdiği insansız hava araçlarıyla dünyanın bir numarası olmayı başarmış bir ülke. Teknofest'in Ordu'ya kattığı enerjinin farkında olduklarını belirten Başkan Güler, Teknofest ruhunun bizim çalışma sloganımız olan düşünen, üreten, yarışan Ordu'ya uyan bir felsefe olduğunu söyledi. Tarihi yazan milletimiz şimdi yeni bir tarih daha yazıyor. Geleceğe yazıyoruz burada sizlerle birlikte. Ve yaptığımız çalışmalarla dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak tarihte zaten yer almış olan ülkemiz
şimdi yeni bir çığır açıyor. Ve yaptığımız çalışmalarla burada sizlerle birlikte geleceği yeniden inşa ediyoruz. Ordumuz aynı zamanda bu teknoloji merkezlerinden biri olmak üzere. Bizim de yaptığımız çalışmalarla düşünen ordu, üreten ordu, yarışan orduya çok da uyan bir slogan bu Teknofest. Dolayısıyla burada tam bir yatırım atmosferi, tam bir bilim atmosferi, tam bir teknoloji atmosferini birlikte oluşturuyoruz. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çekildi. Mehter takımı mehter gösterisi düzenledi. 31 Temmuz pazar gününe kadar açık olacak olan Teknofest, vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ordu Üniversitesi'nin uygulama bahçesinde fındıkta verim artırmak için çalışmalar devam ediyor. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islağı Anabilim Dalı'nda görev yapan Profesör Doktor Ali İslam, bahçede yapılan çalışmaları ve neticeleri pazartesi günü sabah 10'da gerçekleştirilecek programla sektörün paydaşlarını anlatacak. Ordu Üniversitesi'nin organize sanayi bölgesinde bulunan uygulama bahçesinde fındıkta verimin artırılması adına çalışmalar aralıksız devam ediyor. Öğrenci odaklı eğitimlerin yapıldığı bahçede uygulanan yöntemlerle dönüm başına 400 kilograma yakın ürün veren fındıklar yetiştiriliyor. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı'nda görev yapan Profesör Doktor Ali İslam, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fındıkta verim artırmanın öneminden bahsetti ve verimin nasıl artırılabileceğini anlattı. Ülkemiz için verimi yükseltmek önemli bir konu. Fındıkta verimi yükselteceğimiz pek çok faktör bulunmaktadır. Bu unsurları şöylece sıralayabiliriz. Başlangıçta çeşit seçimi, iyi bir çeşit seçimi. Daha sonra dikim, budama, terbiye sistemleri, sulama, gübreleme, hastalık zararlılarla mücadele, yabancı otlarla mücadele. Bunların hepsini bir bütün olarak yaptığımız zaman maksimum verimi elde edebiliriz. Şu anda gördüğünüz bahçede verimin gayet iyi seviyelere yükseldiğini görebiliriz. Bu bahçede ülkemizde bulunan fındık çeşitleri başta tombul, palas, çakıldak, foşa, kalınkara, uzun busa gibi fındık çeşitleri olmak üzere toplam 18 adet fındık çeşidi bulunmaktadır. Tabii burası büyük bir bahçe değil, sadece uygulama bahçesi. Uygulamaları yerli ve yerinde yapıldığında verimin ne kadara yükseltebileceğini izleyebiliriz. Öte yandan önümüzdeki pazartesi günü uygulama bahçesinde fındık sektörünün tüm paydaşlarına verimin nasıl artırılabileceği ile ilgili briefing verilecek. Program saat 10'da başlayacak. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Tek Kiraz Meydanı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek Tek Kiraz mahallemize yakışır bir meydanı hemşehrilerimize kazandıracağız dedi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Tek Kiraz mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Meydan çalışmaları hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Baştan sona yenilenecek olan meydanda başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Tavla, Tek Kiraz mahallemize yakışır bir projeyi hayata geçirmiş olacağız dedi. Daha önceden beldeyken belediye hizmet binası olarak hizmet veren alanın önündeki meydan tamamen tahrip olmuştu, yıpranmıştı. Buranın yenilenmeye ihtiyacı vardı. Hem meydan kısmının hem yol bağlantıları noktalarının tamamen yenilenerek buraya çehresel anlamda bir güzellik katmak, Tek Kiraz mahallemizin de kendine yakışır bir meydana kavuşmasını sağlamak için faaliyetlerimize başladık. İnşallah çok kısa zamanda da hızlı bir şekilde burayı tamamlayarak meydanıyla ve bağlantı yollarıyla birlikte tamamlamış olacağız. Tek Kiraz mahallesi Atatürk sokakta başlatılan sıcak asfalt çalışmalarında değerlendiren Başkan Tavla, yol sorunlarını bir bir ortadan kaldırdıklarını söyledi. Gene Tek Kiraz mahallemizin Atatürk
mahallesi diye daha önceden tabir edilen sokağında da asfalt çalışmalarımıza başladık. Şimdiden yapılan işlerin hemşerilerime, mahalle sakinlerime hayırlı uğurlu olmasını, inşallah tamamladıktan sonra da keyfini sürmelerini temenni ettiğimi belirtmek istiyorum. Başkan Aşkın Tören'den Altınordu Belediyesi emekçilerini sevindiren bir müjde daha geldi. Başkan Tören %47 ücret artışıyla en düşük çalışan maaşını 8.000 TL'ye yükseltti. Hoş geldiniz. Altınordu Belediyesi emekçi çalışanlarının da yüzlerini güldürdü. Sadece 2022 yılında toplam ücret artışı %120'yi buldu. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Altınordu Belediye Şirketi Albel AŞ bünyesinde bulunan işçilerin ücretlerine yapılan %47 artış emekçiler tarafından sevinçle karşılandı. 2019 Nisan ayında 2275 TL olan en düşük ortalama çalışan maaşı son artışla birlikte 8000 TL'ye yükseldi. Çocuğumuzu, kadınımızı, engellimizi, yaşlımızı, işçimizi, emekçimizi, memurumuzun hukukunu, köylümüzü, çiftçimizi zor şartlarda hayatını idame ettiren hemşehrimizi, öbür tarafta işsizimizi, açsızımızı, kimsesizimizi koruyacağız dedik. Allah'a şükürler olsun, bunu yaparken gerekirse kendimizden fedakarlık yapacağız dedik. Ve bunun adına da mali disiplin dedik. Başkan Tören müjdeyi belediye çalışanlarıyla yaptığı toplantıda verdi. Hükümetimiz tarafından çalışanların ücretleriyle ilgili bir iyileştirme yapıldı. Bugün geldiğimiz nokta kıymetli mesai çalışanlarımızın hayat şartlarının bu süreç içerisinde erimemesi. En azından var olan kazanımlarını koruyalım. Arkadaşlar, söz konusu tabii beklentiler, talepler. Her birini üstüne çıkarak bu şartlarda ben %42.35 oranında gerçekleştirmesine karşın mevcut vereceğimiz bu iyileştirmeye yaklaşık %5'e yakın bir artış da koyarak %1.22'den geçerli olmak üzere ücretlere Temmuz 2022 ayında %47 zam vererek yolumuza kaldığımız yerden hiç ama hiç tereddüt etmeden devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başkan Aşkın Tören'in ücret artışı müjdesini alkışlarla karşılayan işçiler teşekkürlerini ifade ederek Aşkın Tören'e çiçek takdiminde bulundu. Efendim, bültenimize günün fotoğrafıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz bugün Teknofest etkinlikleri kapsamında Solo Türk Tayfun Gürsoy Parkı'nda bir gösteri uçuşu yaptı ve çok yoğun bir ilgi vardı. Ordulular bu gösteriyi izleyebilmek için sahile akın ettiler. Yine Solo Türk'ün gösterisi nefesleri kesti. Bu muhteşem gösteriyi ordulular yoğun bir ilgiyle takip etti. Bizler de gösteriden bir kareyle sizlere veda ediyoruz değerli izleyenler. Evet, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın saat 18.30'da Altaş Ana Haber bülteni ekranlarınızda olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyaretiyle ilgili tüm detayları da ekranlara getireceğiz diyelim. Hoşça kalın.